Pakistan'ın Atak şehrinde yaşam süren yazar Muhammed Türk'le tanıştıracağız şimdi sizi. Yazar üzerinde 2 yıl çalıştığı Osmanlı Saltanatı'nın Özeti isimli kitabını yayınladı. Farsça olarak okurlarla buluşan kitabın kapağında Edirne Selimiye Camii'nin resmi var. Pakistan'ın Atak şehrinde yaşayan Muhammed Türk, Rusların Afganistan'ı işgalinden sonra ülkesini terk etmek zorunda kalan bir yazar. Afgan Türkmenlerinden olan yazar, medrese tahsilini tamamladıktan sonra Türk tarihine merak salmış. Bu konuda onlarca kitap okuyan Muhammed Türk, Arapça eserleri Farsça ve Türkmenceye tercüme etmiş. Tam bir Osmanlı hayranı olan Muhammed Türk, Süleyman Şah döneminden başlayarak Osmanlı beylerinin soy ağacını araştırmaya başlamış. Osmanlı tarihiyle ilgili farklı eserleri inceleyen Muhammed Türk, araştırmalarını Osmanlı Saltanatı'nın Özeti isimli kitapta toplamış. Kitapta Osmanlı beylerinin soy ağaçlarından hangi beyin kaç yıl saltanatta kaldığı ve hangi önemli işlere imza attığı gibi birçok bilgi bulunuyor. Yazımı 2 yıl süren kitabın kapağını ise Edirne'deki Selimiye Camii süslüyor. Bu kitabı yazmak için üçü Arapça, birisi de Türkçe olmak üzere 4 kitaptan yararlandım. Bu kitabın yazımını 2 yılda tamamladım. Kitabın yazımı için gerçekten çok büyük emek harcadım. Çok zahmetler çektim, ırkçılık ettim. Yazar, Osmanlı Saltanatı'nın Özeti isimli kitabı yazmaya karar vermesindeki en önemli nedenin Türk tarihini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söylüyor. Bu kitabı yazmamdaki en önemli neden olarak babalarımızın, ecdatlarımızın din ve devletler için yaptıkları hizmetleri bugünkü nesillere anlatmak ve gelecek nesillere aktarmaktı. İsterim ki bizim ecdadımız dinine ve devletine nasıl hizmet etmiş bilsinler. Atalarının yolunda devam etsinler diye bu kitabı yazdım. Muhammed Türk'ün en büyük arzusuysa Farsça yazdığı bu kitabın Türkçe'ye tercüme edilmesi ve Türkiye'deki kardeşlerine ulaşması.